Üniversitesi Mimarlık Bölümü tarafından düzenlenen Sinan Günleri 2016 etkinlik dizisinin son konferansında bugün Profesör Doktor Sayın İlhan Tekeri'yi ağırlıyoruz. Konferansının başlığı kent ve kır kavramlarının karşıtlığı üzerine kurulu yerleşme terminolojisi ne tür krizlerle karşı karşıya ve bu konuda yeni stratejiler üzerine. Profesör Doktor İlhan Tekeri İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş. 1964 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde şehir bölge planlama alanında ve 1966'da Pensilvanya Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Sonrasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şehir planlama konusunda doktora yapmıştır. 1970 yılı itibariyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde şehir bölge planlama bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Yurt dışındaki çeşitli üniversitelerde de konuk profesör olarak dersler vermiştir. Ek olarak birçok belediyede ve kuruluşta danışma kurulu üyeliği de yapmıştır. Kendisi Tarih Vakfı'nın kurucusudur ve ilk 10 yıl yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Ayrıca yerel yönetim ve demokrasi için Dünya Akademisi'nde icra heyeti kurucusu ve üyesi olmuştur. Değişik dillerde 50'den fazla kitabı bulunmaktadır. 400'den fazla makalesi ve konferans tebliği vardır. Bilimsel yazıları Tarih Vakfı tarafından 25 cilt halinde yayınlanmıştır. Ayrıca Selim İlkin'le birlikte yazdığı tarih yazıları Cumhuriyet'in harcı başlığı altında Bilgi Üniversitesi'nde toplanmıştır. Sayın Tekeli, Mustafa Parlar Bilim Ödülü ve Eğitimde Üstün Başarı Ödülü, Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü ve TÜBİTAK Hizmet Ödülü'nde aralarında bulunduğu birçok ödül kazanmıştır. 1964'ten bu yana şehir bölge planlama, planlama teorisi, makro coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye'de yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, ekonomi politikası, Türkiye'nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi birçok alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Atılım Üniversitesi Mimarlık Bölümü olarak Sayın İlhan Tekeli'yi bugün burada ağırlamaktan onur duyduğumuzu belirtmek isterim. Ve sözü Profesör Doktor Haluk Komir'e vermek istiyorum. Kendisi de Tekeli hakkında bir şey var sonuç. Ben bir kere Sayın Hocam buraya geldiğim için, kabul ettiğim için çok teşekkür ediyorum. Fakülte adına kendim anladım. İlhan Bey, yani çok etkileyici bir özgeçmiş var. Buna kimsenin erişmesi mümkün değil. Hele bu alanlarda mümkün değil. Ama şöyle söyleyeyim, ben 64'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi başladıktan bir yıl sonra veya iki yıl sonra İlhan Bey'in aşağıdan biz yukarıda bir stüdyodaydık, sesi gelmiyordu. Ondan sonra ve bir şey anlatıyor bizi çok heyecanlı. Kim bu dedik, aşağı indik. Çok genç birisi ve karşısında kendinden çok büyük bir grup oturmuş, onlara ders anlatıyordu. Daha sonra bu hep böyle devam etti. Yani mesela şöyle söyleyeyim, yine 67 yılında Alman kültürde ilk defa mimarlık ve yaratıcılık diye bir paper verdi. O paper hala bende bir şekilde duruyor basılı olarak. Yani bizim alanlarımıza da bir plancı olmasına rağmen çok yakın ilgi duyuyordu. 68 olaylarında iki sahne hatırlıyorum. Bir tanesi siyasal bilgilerin amfisindeyiz. Yine herkes İlhan Bey'i dinlemeye gelmiş. İlhan Bey ne diyecek ona göre davranacaklar. Çok yatıştırıcı, çok boyutlu bir konuşma yaptı. Yani İlhan Bey'in konuşmaları genellikle çok boyutlu olduğu için bir grup zaten ıskalıyor birçok şeyi. Onun için etkileniyor. Bazı şey yapmıyorlar. Ve dolayısıyla Allah Allah bunu düşünmeliyiz diyorlar. İkincisi bizim mimarlıktaki, Boktu mimarlıktaki 68 şeyi, hareketi diyelim, olduğunda da kendisine başvurmuştuk. Yine birçok hoca o sıralar bizleri işte etkileyip belki başka yönlere götürmeye çalışırken ki İlhan Bey de oldukça şey tarafı, yani devrimci nitelikli, yenilikçi bir kişi olmasına rağmen bize öyle problematikler koymuştu ki onu düşününceye kadar vakitleşti ve kötü bir şey olmadı. Yani çok dengeli bir kişilik, çok boyutlu bir kişilik ve hep ondan ilham aldık. İşte yurt dışına giderken kendisini ziyaret edip hocam biz ne yapalım dedik. Hepimize birer hani o var ya öyle bir şeyler, herkesin kulağına bir sözcük söylüyor birisi. O da ona göre davranıyor. İlhan Bey hepimize hemen hemen öyle davrandı. Bizlere bir rol gösterdi. Benim kuşağım, akademisyen kuşağım
Ona çok şey borçlu. Baştan sona hala ilham veriyor. Bugün öğlen masamızda işte Sayın Dekanımız da şahit. Cüneyt de şahit. Cüneyt'in de hocası dolayısıyla. Bize yani masada bile değil bana çok ilham verici şeyler geldi. Bu böyle inşallah uzun yıllar devam edecek ve biz yararlanacağız. Bazen kopya çekeceğiz. Bazen affola. Ama çok özel bir kişiyi dinleyeceksiniz. Onun için çok şanslısınız. Ben tekrar İlhan Bey'e teşekkür ediyorum geldiğiniz hissediyorum kendimi. Bugün de Haluk Anadolu'nun edip bir konu söylediğimde benim üstünde çalıştığım bir konu bu şehircilik dersi falan aldıysanız ilk başta size öğretilen bir şey bir kavram ikili. Kır farklıdır, köy farklıdır, kent farklıdır ve bütün bizim alanımızın terminolojisi bu farklılık üstüne kurulur. Şimdi ben bu geldi yani işte 4-5 senedir farkına vardım ki artık bu karşıtlık kalmamış. Şimdi biz hala sanki bunlar birbirinin karşıtı, birbiriyle uzlaşmaz iki kavram ve bunun üstüne dayanarak kurduğumuz bir terminolojik sistem ve o sisteme dayanarak da geliştirdiğimiz politikalar üstünden yaşayıp gidiyoruz. Bunlardan mesela bir tuhaf hale gelen bir kavramdan söz edeyim. Ben biraz sonra size göstermeye çalışacağım ki artık kırkent ayrımı kalmadı, tektir bütünlük söz konusu süreçleriyle yaşayan insanların davranış kalıplarıyla vesaire. Ama Bursa'da 24-25 Mayıs'ta bir toplantı olacak. Beni konuşmaya çağırdılar. Hocam dediler onlar bana kentlileşme üstünde konuşur musunuz? Tabii bu benim gündemimden artık kalkmış bir kavram. Her yerde. Şimdi ama tabii realitenin değişmesi ve bunu kavramak için bizim kullandığımız kavramların değişmesi öyle kolay kolay hazmedilip içine sindirilecek bir şey değil. Geçen gün Mersin'de buna benzer bir konuşma yaptım. Bir arkadaşımız kalktı dedi ki hocam siz bunu tamamen kaldırıyorsunuz ama kendini etrafına bir bant koysak, orada da aradakiler olsa, kırk kalsa gibi. Ben de dedim ki ona, bu yaptığın genellikle değişmeye razı olmayanların yarattığı adına pozitif dürüstlük denilen bir tutumdur. Şimdi ben sizinle böyle bir düşünce macerasına çıkmaya çalışacağım. Yani bizim
20. yüzyılın başında Tönnies diye bir sosyal bilimci, yani sosyoloğun koyduğu bir ikilem var. Diyor ki, toplumlarda bir köylü kesim vardır, bir kentli kesim vardır, birine Gesellschaft, diğerine Gemeinschaft denir ve bunun üstünden hep üretilen çeşit yazarların ama temelinde bu ikilem olan bir kavramlaştırması var. Bu kavramlaştırma temelde ne yapıyor? Toplumu bir büyük fay hattıyla kesiyor. Diyor ki, bak ikisi birbirinin karşılığı olan iki kesim var, onlar da bir fay hattıyla ayrılmıştır. Ve bizim bütün terminolojimiz bu fay hattına rağmen bir birliğin ve bütünlüğün nasıl kurulduğu ve nasıl bir bu farklılaşmış birbiriyle zıtlaştırılmış iki kavramın birbiriyle nasıl etkileştiği, birbirinin arasında nasıl bu sınır çizdiği, onların farklılığın bütünlüğüne dayanan bir bölgesinin nasıl oluştuğu gibi kavramlar altında cereyan etti. Bu benim de diyelim ki ben de 50 yıldır inan böyle bir kavramsal çerçeve içindeydim. Şimdi bu biliyoruz ki artık biraz sonra detayını göstereceğim şekilde bu kavramsal çerçeve mevcut gerçeği yansıtıyor. Ve yeni gerçekleri kavramamız için yeni bir kavramsal çerçeve geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bugün yapacağımız macerada bu kavramsal çerçevenin nasıl geliştirileceğini sizle tartışacağım. Önce konuşmamın bu kısmını kurmak istiyorum. Ondan sonra bu kısmını kurduktan sonra böyle bir değişikliğin bizim planlama pratiklerimiz, planlamayı düşünmemizi nasıl değiştireceğini ve ele alıp tartışmaya açacağım. Şimdi bizim geçmişteki köy ve kır ve kent ayrımımız şöyle bir kabul üstünden ya şöyle bir tanımlama üstünden yola çıkıyordu. Diyelim ki 1950'lerde 60'larda bir çeşit sanayi toplumunun varsayımlarının geçerli olduğu, sanayi sonrası toplum problemlerinin ortaya çıkmadığı bir dönemde biz kent dediğimizde çok sarih bir şey kastediyoruz. Diyorduk ki kent öyle bir yerdir ki bunun içinde tarım dışı faaliyetler yer alır. Yani hizmetler yer alır, sanayi yer alır. Ve bunlar bir yığılma oluştururlar ve bu nüfus yığılması oluştururlar. Bu nüfus yığılmasında yaşayanların davranışları diğerlerinden farklıdır. Bunlar anonim ilişkiler içinde rasyonel davranırlar. Bunlar içinden girişimci çıkar, her şey olur. Ve bu yığılma, bu nüfus yığılması, bu farklılaşmış insanların yığılmasının belli bir odak etrafında toplanmış ve sınırları belli olan net bir formu vardır. Yani kenti kırdan ayıran bir sınırı çizmek etrafında mümkündür. Ve biz bunun eski Haluklar falan hatırlar, o yıllarda çok kullandığımız bir terim vardı.
Bu kent yağ lekesi gibi büyür der. Yağ lekesi gibi büyür. Bu demektir ki tek tek binaların eklemlenmesiyle büyür ve bu kentle kır arasında çizilen çizgi her zaman yeniden çizilir. Yani bu çizgi bulanıklaşmaz. Buna mukabil kır dediğimizde şunu anlardık. Bu kentte kullandıklarımızın karşıtı. Buradaki faaliyetler belliydi. Tarım ve ormancılık faaliyetidir. İki, burada kentte oturanlar gibi kentliler değil, köylüler yaşarlar. Bu köylülerin düşünce kalıpları, davranışlarını sanayi öncesi toplumun gelenekleri belirler. Bunlarda yaşam gelenekleri içinde bir yaşam döngüsü vardır. Tarımın egemenliğinde bir aile yaşamı, bir çiftçilik faaliyeti vardır. Ve bütün kentin o odağının etrafındaki bütün alanı kapsar ve bunun içindeki küçük küçük yerleşmeler köy oluştururlar. Böyle bir ikilem. Şimdi bu kent merkez ve etrafındaki bir bugün bizim bölge dediğimiz kavramın da nüvesini oluşturur. Şimdi bu gerçeklik. Bugün böyle bir gerçeklik yok. Bugün karşımızda bir harita alsak, haritanın üstünden baksak, farklı bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Birincisi kent farklı bir şekilde büyümektedir. Kent artık tek tek binaların eklemlenmesiyle değil, büyük kent parçalarının yapılıp mevcut yapıya eklenerek değil, atlayarak, sıçrayarak, uzaklara giderek, arsa fiyatlarından kaçınmak için başka yerlere giderek büyük parçaların eklemlenmesiyle saçaklanmaktadır. Şimdi bu kent yani büyük parçalar ne? Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, büyük hastane kompleksleri, üniversite kampüsleri, çeşitli toplu konut girişimleri ve bu eski kentin bu yerleşmenin merkezinde bulunan kent merkezi kendisini desantralize etmektedir. Bunun içindeki işlevler, mesela üretim işlevleri, o demin sözünü ettiğim şekilde organize sanayi bölgeleri içine gitmektedir. Farz edelim İzmir'de kemer altındaki ayakkabıcılar organize bölgesine gitmektedir. Bilmem neler, bilmem nereye gitmektedir. Lojistik işlevler kendilerine başka yer bulmaktadır. Ve bu merkezdeki bulunan tek odaklı bir kent yapı ki sanayi toplumunda biz o dönemin büyük kentine metropol diyoruz ve bunun tek dominant bir merkezi var. Şimdi o merkez parçalanmakta ve çok odaklı olarak bir kentsel bölgeye dönüşmektedir. Ve bir anlamda artık kent ve kırın arasında ayrımı gösterecek bir çizgi çizemez hale gelmiştir. Kentin de formu kalmamıştır. Kentin sınırı yoktur. Bugün iki kavram çok kullanılıyor. Endless city diye bir kavram kullanılmaya başlandı. Bu demek ki sınırı çizilemeyen. Şimdi bunu kent böyle dönüşürken
demin sözünü ettiğim kır şöyle dönüşüyor. Diyor ki, sanayi kentin merkezinde falan o üreticiler hepsi kenara gitti. Eski kır alanında o bütün bu eskiden kentin içinde olması olan her fonksiyon kent kırda yer almaya başladı. Turizm faaliyetleri ve yazlık konutlar bu kırsal alanı sarıyor. Artık kentte güçsüzler ve emekliler yaşayamıyor. Onlar kırda yer seçmeye başlıyorlar. Ve tarım ekstansif bir tarımdan intansif bir tarıma dönüşüyor. Eskiden 60'larda mesela Türkiye'de tarım planlaması yaptığınızda üretim artacaksa o üretim kadar ektiğiniz yerin miktarı da artardı. Bugün ekilen yerin miktarı küçülüyor, üretim artıyor. Çünkü intensif tarıma geçiliyor. Şimdi demek ki hem kır eski kafamızdaki eski dönemin kırı ve kenti eski kır ve kent değil. Ama bunun ortaya çıkması sonucunda ne ortaya çıkıyor? Nasıl bir söylediğim, kent dediğimde eskiden ben kentin neresi olduğunu biliyordum, şimdi bilmiyorum. Bir kavramlarının karşılığı yok. Bir bulanıklaşma ortaya çıkıyor. Bunları böyle bazı örnekler vereyim. Kırsal alan artık eskisi gibi yalnız tarım ve orman faaliyetleri, her faaliyet kırsal alanda olabilir. İlişkiler meselesidir. Kentin sınırları artık sınırları ve formu belli değildir. Kentle kırın arasındaki çizgi çizilemez. Hatta şöyle bir şey var. Kentin adı var. Bu ad neresi için geçerli? İstanbul dediğimizde İstanbul neresi? Tekirdağ'dan bilmem İzmir'e kadar bir ama İstanbul neresi? Şimdi bu yani kavramların artık tekabül ettiği yerler yok olmuş durumda. Eskiden ne diyorduk? Kentli ve köylü. Nedendi? Kentli kentte oturuyordu, köylü köyünde oturuyordu. Bugün insanların hem kırda hem kentte evleri. Artık bu oturduğu yer onun niteliğini belirlemekten çıkmış durumda. Ve kırdaki emeğin kırda nüfus hızla azalıyor. Kırdaki emek metalaşıyor. Metalaşırken rasyonelleşiyor. Köylülük yok oluyor. Ve geçmişte mesela bildiğimiz mevsimlik emek denilen mevsimlik emek artık mevsimlik olmaktan çıkıp 12 ay yüzer gezer bir emek haline geliyor. Şimdi sorumuz şu. Sanıyorum ki yaşadığımız bir değişmeyi ve eski kavramlarımızın bize verdiği tanımlara yeni gerçekliklerin uymadığını ve bunun nasıl bir kavram bulanıklığı yarattığını iyi kötü gösterdi. Şimdi bundan sonra sorulması gereken sorular var. Ne yapacağız? Yani nasıl bir kavramsallaştırma yapacağız? Tabii o biraz o kavramsallaştırma. Tabii bizim gibi çalışanlar bazı öneriler yapacak ama bizim yalnız yaptığımız önerilerle bu gerçekleşmez.
bunu halkın benimsemesi, tutması, insanların aklına oturması gereken bir yeni kavramsallaştırma gelişecek. Burada üç tane farklı seçenek olduğunu düşünebiliriz. Bunlardan birincisi çok kolay bir seçenek. Dilden gelen bir şey var biliyorsunuz. Dilde öyle bir her kavramın kapsamı geniş, daha üstündeki bir kavram vardır. Mesela kent bir köy ve kent bir yerleşme biçimidir. O zaman biz köy ve kentin karşılığa dayanan anlamı ortadan kalktığında şunu diyebiliriz ki köy kent yerine şeyler kullanabiliriz. Yerleşme kavramını kullanabiliriz. Daha genel bir kavram. Ama yani benim gördüğüm pek insanlar biraz onu kullanıyorlar. Ben de yazılarımda kullanıyorum ama tam da doyurmuyor. İkinci bir seçenek, ikinci strateji şu. İkinci strateji şöyle bir şey. Bizim anlattığımız süreç aslında köyün yok olması süreci ve her yerin kent olması. Yani genel kavram olarak yerleşme kavramı kullanmak yerine kent, her taraf kent ve kentin üstünden götürmek lazım. Yalnız bu tabii şöyle bir problem çıkartıyor. Bizim kafamızda bir kent var tarihi olarak. Biz o kenti dışlayıp, yani bir çeşit kenti bugünkü yerleşme için kullanacaksan, o zaman kent kavramının tarihi içeriğini boşaltıp yeni bir kent kavramı üstünden bu yeni pratikleri geliştirmek. Tabii üçüncü seçenek yeni bir kavram geliştirmek. Tabii bu öyle kolay bir iş değil. Ama ben böyle bir kavram nasıl geliştirilir diye bir egzersiz yapacağım. Bir öneri de yapacağım. Ama bunun ben önerdim diye tutacağı falan yok. Herkes kullanırsa tutacak ve bu kavramın ama böyle bir kavram geliştirmeye çalışmak aslında olayı doğru anlamamız, yeterli anlamamız için gerekli bir egzersiz. Onun için sonunda benim önereceğim isim önemli değil. O ismi geliştirmek için yapacağım analizin kendisi önemli. İşte onu yapmaya çalışacağım. Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Yeni bir bütünlük ortaya çıkıyor. Ve benim bu yeni bütünlüğü kavrayıp o bütünlüğün eskisinden farklı, eskisindeki bütünlük kavramlarıyla kuramam. Karşılık üstünden onun sağladığı akım ilişkilerinin ötesine geçerek bir şey kurmam lazım. Ama yani bir karşımda bir yeni bütünlük tanımlama diye bir problemim var. Bu problem çok yakından ilişkili olduğu ikinci konu, bunun benim sosyal bilim analizlerimde bir ölçeğe tekabül etmesi. Bir ölçek, yani vereceğim ismin bir ölçek referansı bulunması lazım. Üçüncü mesele, yeni kavramı 21. yüzyılda geliştirmem lazım. O da ne demek? Eskiden ben köy ve kenti tanımlayarak, diyelim ki 1960'larda bu işi öğrenseydiniz, Central Place Theory'yi öğrenirken
köy ve kent ikilemi üstünden analizinizi götürür, biraz da hizmetler hiyerarşisine göre kademelendirirsiniz. Ama bugün çok farklı bir durumla karşı karşıyayız. Küresel bir dünyayla karşı karşıyayız. Bu yeni bütünlüğün ölçeğine uygun olarak bunun küresel ilişkilerini nasıl içinde barındıracağının referanslarını taşıması lazım. Geliştireceği meseleyi. Şimdi demek ki ödevimiz bir çeşit ilk iki basit stratejiyle yetinmeyip daha iddialı bir kavram geliştirme yerine tabii daha yakışıklı bir şekilde temsil biçimi, yeni temsil biçimini nasıl ele alacağımızı söylememiz gerekir. Şimdi şimdi birkaç şeyi söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. O yeni bütünlüğü nasıl tasvir edeceğim? Nasıl bir kırın ve kentin bütünlüğünü nasıl tasvir edeceğim? Soruna yığılma kavramından başlamakta yarar var. Temelde bizim muhatap olduğumuz mesele bir yerleşmeden bir yeni bütünlükten söz ediyorsa bir yığılmadan söz ediyorsa yığılma insan ve sermaye yatırımlarının belli noktaların etrafında toplanması. Yani yığılmayı ben yalnız insan yığılması olarak ele alamam, sermaye yığılmasıyla, yani nesnelerin ve insanların yığılması problemi olarak koymam gerekiyor. Ama bu nesneler ve insanlar yığıldı dediğimde ve bunu insanların kentsel yaşamına referansla söylediğimde kaçınılmaz olarak bir başka şey söylüyorum. Bu nesneler ve insanlar atomistik olarak yaratılmayacaklar. Kum yığını gibi olmayacak. Bunlar birbirleriyle ilişki kurma potansiyeline sahip nesneler ve insanların yığılmasıdır. Yani bir bütünlük ve sistemlilik oluşturabilme kapasitesine sahip. Yığılma tarihsel olarak oluşacak bir şeydir. Onun içinde sosyo-mekansal bir süreç olarak ortaya çıkacaktır. Mekansal insanların ve nesnelerin yan yana gelerek yayılımları bunun mekansal boyutunu ortaya koyarken bunun büyüklüğünün mekanda belirlenmesi zamansal boyutunu ortaya çıkaracaktır. Tamam. Bu yığılma meselesinin böyle kendi karakteri olan bir yığılmanın oluşmasından söz ediyorum ve onu içten tanımlamaya ve onun sosyo-mekansal sürecinin niteliklerini tanımlamaya çalışıyorum. Şimdi tabii burada yani insan yerleşmesi dediğimde bu yığılmanın bir başka özelliği var. Kaçınılmaz özelliği. Bu çeşitlilik içeren bir yığılmadır. Ve bu yığılma gerek insanların gerek nesnelerin çeşitliliğini bir araya getiren bir yığılmadır. Ve bu da kent olmanın temel karakteristiğidir ve sosyal yapısını da belirleyecek. Ama
uyumayı bizim yaşam alanının üstünden tartışmaya başladığımız zaman uyumayı yalnız mekansal olarak kavrayamam. Uyumayı zamansal olarak kavramam gerekir. Ve uyuma insanların ve kapitalin yan yana bulunmasının sürekli olmasını sağlayan şey sürekli olarak tekrarlanan olayların bulunmasıdır. Gündelik yaşam boyutudur. Varlıksal bir buluştur ve buna uyumaya bir içsel ritim kazanır. Bunun içinden bir ritim doğar. Gündelik, mevsimlik, yıllık ritimlerden söz edebilirim. Ama bu yığılmayı ben yalnız ritimler üstünden kavrayamam. Bunun zaman boyutunu tekrar etmeyen olaylardan gelen bir zaman boyutu da vardır. Bunlar nelerdir? Devrimlerdir, krizlerdir, savaşlardır. Yani bu mekan aynı zamanda bir uyumlar mekanı olduğu gibi, gündelik zamandaki gibi bir koordinasyon mekanı olduğu gibi aynı zamanda da bir patlamalar mekanıdır. Bu yığılma sistem oluşturduğu, zamanda düzenlilikler yarattığı ve devrimler de yaratabildiği için şöyle bir özelliği vardır. Bu yığılma, ortak değerler, ortak kullanım mekanları, ortak altyapılar, ortak mülkiyetler yaratabilir. Kentleşmeyi, yani yığılmayı, kentin ortak olanlarının, ortaklarının, kentin ürettiği ortakların, ortak sahip olanların sürekli zenginleştirmek süreci olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bakın bir yeni yerleşme düzenini kavrayabilmek için kent kavramını da kullanmadan yığılma kavramı üstünden bir oluşum geliştirmeye çalışıyorum. Yani bir çeşit yeni kavramın içeriğini oluşturmaya çalışıyorum. Günümüz dünyasında aslında yani bir tane tek kavram yok tabi. Çok sayıda yığılma var. Onun için kurulacak yeni düzenin çok sayıda yığılmanın bir arada olmasına olanak veren bir açıklama yönünün de olması gerekir. Şimdi önce bu yığılmayı bir şey olarak koydum, böyle bir yığılma var diye, ama şunu bana sorabilirsiniz. Ya bu insanlar niye yığılıyor diye sorabilirsiniz. Şimdi ben yığılmayı bir veri olarak aldım. Onun için size insanların neden yığıldıklarını söylemezsem siz bana soru olarak geri dönersiniz. Bu insanların ne derdi var, ne yığılıyor diye. Bu yığılmanın nedenlerini söylemek gerekiyor bu noktada. Çeşitlilikleri içerir, bu yığılma nasıl oluyor? İnsan çeşitlilik, insanlar arası ilişkiyi artırmakta, bölüşme mekanizmaları, öğrenme fırsatları yaratmakta, sinerji doğurabilmektedir. Yığılma ekonomileri, yani yığılma ekonomileri, ki bunu açarsak ölçek ekonomileri, lokalizasyon ekonomileri, urbanizasyon ekonomileri gibi ekonomiler sağlamaktadır. Yeniliği hızlandırma, yeniliğe kuvvet işlevi görme niteliğine sahip olmaktadır. Bütün bunlar yığılma için gereklidir. Bunlar, ama bu gerekler biraz araçsal gerekler. Ama bunun yığılmanın varlığını daha derinden kavramak istersek,
belki Lacan'ın sosyal psikolojisine başvurabiliriz. Lacan insanın varlığına ilişkin açıklamalarında insanın varoluşunun toplumsal ilişkilere bağlı olduğu, insanın tek olarak var olamayacağı, onun için bir çeşit uyuma aynı zamanda insanın varlığının bir nedeni olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi tabii bu şöyle bir konuyu da ortaya çıkartıyor. Eğer insanların varoluşsal bir problemiyle ilgili bir yığılma, yani ekonomik rasyonellikler, teknolojik rasyonellikler ve onların araçsallıklarını dışarıya bırakıp insanın varlığıyla ilgili bir yığılma problematiğini ortaya koyarsak, o zaman karşımıza bu yığılmanın aynı zamanda bir komünite olduğunu söylememiz gerekir. Bu yığılmayı oluşturan insanlar bir topluluk oluşturmaktadırlar ve değer verilen ilişkiler ve onların sürekliliğini sağlayan kurallar ve ilişki biçimleri geliştirmektedirler. Aslında komüniteler benim değil bizimdir. Bizim nasıl sosyalleştiğimizi, yaşadığımızı belirler. Toplumun kohezyon ilişkisi bu bizim kuruluş biçiminden çıkar. Biz aslında tehlikeli bir kavramdır. Biz ötekileştirme için, başka için, başkalarını dışlamak için kullanılan bir kavram olabilir ama bir yığılmanın normal ahlakı içinde biz ötekileştirici biz olmamalıyız. Bunu da çok deşmek istemiyorum. Şimdi şöyle bir noktaya geleceğim. Şimdi bu yığılmayı şöyle bir şekilde ele aldık. Dedik ki bir yığılmanın oluşmama, dedik ki bunlar tek değil, çok sayıda ve bunlar birbiriyle ilişkilendirilerek ele alınmalıdır. Onun için bu yığılmaların nasıl birbirine göre konumlandığını söylememiz gerekir. Aslında bir yerde mantıksal olarak bir yığılmadan söz ediyorsak, yığılmanın olmadığı daha düşük yoğunluklu bazı alanların bulunduğunu kabul etmemiz gerekir. Yani bir çeşit yığılmalar belirli aralıklarla yer alan şeylerdir. Arada düşük yoğunluklu alanlar vardır. Eskiden kır dediğimiz kısımlar, dönüşen kısımlar. Ama bu yığılma ve bu yığılmaların kümelenmesinin oluşturduğu bu kentsel kent bölge çevresine karşı müthiş saldırgan bir oluşumdur. Ve sürekli olarak kentsel bölgesini, kentin o yığılmanın etrafını sürekli olarak dönüştürerek yeni biçim almasını sağlar. Bu dönüşümün sonucunda yığılma alanı, bir taraftan yığılma alanı genişler, yığılmadan kopuk sanayi alanları, turizm alanları ve toplumun güçsüz kesimlerinin yerleştiği alanlar, hatta şimdi köy yok olduğu için eski köyün kendi terminolojiyi buraya taşıyarak diyebiliriz ki eski köylerin gentrifikasyonu. Bu kentin, bu saldırgan kentin biçimlendirmesiyle
yeni bir biçim kazanır. Şimdi burada çok ilginç bir şey var. Bu kent, bu o çevredeki eski kırsal alanı her noktasına kentli ayak izi bırakır. Ve her noktayı kentlileştirir. O turizm yerleşmeleri kentlidir, o sanayi bölgeleri kentlidir. Her şey kentlileşir, kent olur. Tarım alanları, şimdi evet yine tarım yapılır ama mesela İzmir'in etrafındaki bütün organik tarım alanları kentlilerindir. Büyük baş hayvancılık kentlilerindir. Mesela şimdi tam kent her yere ayak izini bırakır. Şimdi bir önceki dönemde olmayan bir şey oluyor bu dönemde. Kentin bu ayak izini bırakması karşısında dünyanın çevreci hareketinin, yani korumacı çevreci hareketinin ortaya çıkarttığı biyoçeşitliliği sağlayabilmek için, eğer ben dünyayı böyle bırakırsam ve bütün o merkezin çevresini böyle yapılaştırmasını kabul edersem biyoçeşitlilik biter. Onun için son zamanlarda insan ayak izinin girmediği alanlar saptanmaktadır. Türkiye'de bile galiba %8'i toprağın artık koruma alanı haline gelmiştir. Bu son çıkan yasayla meralarda problem var. Ama meralarda eklenirse biyoçeşitliliğin korunması problemini sağlayabilecek bir alan elde ediyoruz. Tabii ormanlarla beraber. Şimdi burada bir anlamda geçmişteki köy ve kent arasındaki sınır problemi yeni bir noktaya taşınmış oluyor. Bu nokta insanın ayak izinin olduğu noktalarla insanın ayak izinin olmadığı noktaların ayrımı üstüne yeni bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Tabii bunu çok daha fazla uzatmayayım. Şimdi tabii şöyle bir şeyler yapmamız lazım ama ben şimdi çok detayına girmeyeceğim. Bakın bir yığılmadan söz ettik. Bu yığılmanın etrafını nasıl şekillendirdiğinden, yani eski kentsel alanı, kırsal alanı nasıl şekillendirdiğinden ve kentin uzantısı halinde nasıl getirdiğinden, onun mekanizmalarından söz edelim. Şimdi şöyle bir şey sorulabilir. Tabii bu mekanizmaları ben size tasvir ettim yalnız. Böyle şeyler oluyor diye. Ama bunu bir kademe daha derinden bir analiz yapmak istersen, şunu söylemem gerekir. Peki bu yeni yapıyı dönüştüren aktörler kimlerdir? Şimdi bu aktörlerin kentin büyük parça, şimdi diyelim ki 1960'lardaki o yağ lekesi gibi büyüyen kent de bir dönüşüyordu ama o dönüşümün aktörleri küçük üretici olan yapsatçılardı. Yahut gecekondu sahibi, güçsüzlerin dönüştürdüğü bir kent varken şimdi dönüşen kent, Türkiye'de ne çıktı? Developer diye bir kavram çıktı. Gayrimenkul yatırım ortakları çıktı. TOKİ çıktı. Büyükşehir belediyelerine yetkiler verildi. TOKİ güçlendirildi vesaire. Bir çeşit yeni, tabii bu yapının yeni aktörleri altında bu yapı şekillenmeye başlar. Tabii bunun bir teorik çerçevesini, daha presiz bir teorik çerçevesini kurmak için bu dinamiğin mekana nasıl yansıdığının temsil mekanizmalarını kurmam gerekir. Ama o çok uzun sürebilir, onun için çok kısa telegrafik bir şey söyleyeceğim.
Bir, acaba bu, biz bu yeni dünyayı, yeni yani yeni biçim almış dünyayı nasıl temsil edeceğiz? Bir alan olarak mı, mekanı alan olarak mı temsil edeceğiz? Yoksa küresel dünyanın o büyük aktörlerinin arasındaki ilişkileri gösteren networkler halinde mi temsil edeceğiz? Bugün iki temsil biçimi yarışıyor. Ve tabii bir haritacılık problemi haline gelmemesi için söylüyorum. Biz aslında bizim alanımızda eğer planlamayla ilgileniyorsak network yahut aktör ağları yahut networkler şeklindeki bir temsille bu işi götüremeyiz. Biz yine geleneksel olan alansal temsilleri kullanmak durumundayız ve planlamamız da zaten imar planı vesaire dediğimiz planlama dallarda alanlar üstünden yapıldığı için bir alansal temsil, haritaya bağlı bir temsil biçimini yok. Ama biz eğer şimdi biraz sonra üzerinde duracağım şekilde artık bir bölgeyi yalnız nesnelleri üstünden değil, özellikleri üstünden de hesaba katmamız geldiğini kabul etmeye başladığımızda başka temsil olan biçiminin olanaklarından yararlanmak gerekebilir. Mesela fotoğrafla harita temsilinin farklılığı ve fotoğrafın nasıl bir olanak sağladığı yeni temsil biçimleri üstünden ayrıca tartışılması gereken bir konu. Ben size bu olanağı göstermek için söylüyorum. Şimdi gelelim bunun planlama problematiğine. Şimdi ne yaptık şimdiye kadar? Şöyle bir şey yaptık. Bir yerleşmeler sisteminin 50'ler 60'lar dünyasından günümüzdeki bir dünyaya taşıdık ve bu yeni gerçekliğin arkasındaki yapının ve ortaya çıkan mekansal farklılaşmanın değişikliğini size aktarmaya çalıştım. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, böyle bir yeni gerçeklik var. Peki bu gerçeklik benim tasvir etme biçimim bu gerçekliği bir plancı olarak kullanmam için yeterli mi değil? Bunun ötesinde bir şeyler söylemem gerekir. Şimdi soru burada. Şu ben diyorum ki, şimdi size iki tür, bu bir karşımda bir insanların büyük bir alana yerleştiğinde oluşturdukları bir toplumsal ve mekansal sistemi temel dinamiklerini de içerecek şekilde tasvir ettim. Ama bu nasıl davranan bir şey? Bunun ontolojik kabulleri nedir ki ben bunun hakkında yargılar geliştirebileyim, bunun hakkında yönetim tarafından müdahaleler ve planlamalar geliştirebileyim. Şimdi size bunun temeli olabilecek iki tip ontolojik kabul vereceğim ve onu açmaya çalışacağım.
Birincisi şu. Şöyle bir şey diyebilirim. Bu yığma, bu sistem dıştan bir iradeyle şekillendirilebilen, tasarlanan ve tasarlandığı şekilde gerçekleştirilen bir sistemdir. Şimdi bu bir ontolojik kabul. Şimdi diyorum ki bu sistem şekillendirilebilir dıştan, üst irade bunu şekillendirebilir. Şekillendirir mi değil mi onun tartışmasını sonra yapacağım. Ama bu buna ilişkin bir kabul. Bu ne demektir? 1920'lerin tanrısallaşmış kent plancısı demektir. O zaman planlar ne diyordu? Jansen planı diyor. Adamların ismiyle anlıyor. Ama şimdi şöyle bir konu. Böyle bir şey bugün mümkün mü değil mi? Onu tartışmayacağım şimdi. Ama şu soru karşımızda, eğer aslında Türkiye'de halk konuşurken genellikle böyle bir varsayım üstünden konuşuyor. Plan yapıldı, yapmadılar, bozdular falan. Yani sanki bu yapılabilen bir şey de birileri de bunu bozuyor olarak. Şimdi bu bizim kent üstünde konuşabilmemiz için bu varsayımları netleştirmesi. Şimdi birkaç tane daha böyle varsayım söyleyeceğim. İkinci varsayım, dıştan verilen kararlarla müdahale edilebilen ama kendi kendini örgütleyen bir sistem olarak bu müdahalelere uyum yaparak bütünlüğünü yeniden kurabilen bir sistem. Bu aslında konuyu bilenler bilirler. Mesela 1962'lerde gelişmiş bir Lowry modeli vardır. Lowry modelinin arkasında böyle bir ontolojik kabul varsayımı vardır. Ben her şeyi kontrol edemem ama bunu belirleyen 3-5 şeyi tam kontrol ederim. Bu kontrol ettiğim tam şey diğerlerinin de belirli şekilde olmasını sağlar. Onun için ben bu kontrolleri koyup diğerini simüle ederim. O simülasyon da benim planlama kararıma yol gösterir. Şimdi üçüncü şey, dıştan iradi olarak şekillendirilemeyen, yığılma içinde var olan aktörlerin ve nesnelerin etkileşmesiyle kararlarıyla oluşan bir sistem. Bu diyor ki, kardeşim bu şekillendirilmez. Her şehir oradaki yaşayanların ürünüdür. O toplumun ürünüdür. Böyle bir bakış açısı. Şimdi ikinci tür ontolojik kabuller söyleyeceğim size. Bu da yığılma var. Bu yığılmanın performansı, biz bu yığılma hakkında bir yargıda bulunuyoruz. Diyoruz ki bu iyi çalışıyor, kötü çalışıyor, berbat, bilme, bir yargılar söylüyoruz. Bu yargıların verilebilirliğine ilişkin ontolojik kabuller. Kentsel yığılma, birincisi, kentsel yığılmanın tümüne ilişkin performansı nesnel olarak dıştan değerlendirilebileceğini varsaymak. Ben kardeşim plancı olarak değerlendiririm bunu, bu başarılı, başarısız vesaire diye şeyler yapılıyor biliyorsunuz. Yaşam kalitesi ölçümleri yapılıyor, kentleri yaşanabilirlik diye sıralara diziyorlar falan. İkincisi, kentsel yığılmalarda yaşayanlarca içten, öznel olarak değerlendirilebilecek bir olgu olduğunu varsaymak. Kent kardeşim dışarıdan baktığım gibi bir şey değildir. Ancak onun içinde yaşayanlar ona bir anlam yükleyebilir ve
kendi değerlendirmesi, bu özellikler üstünden yapılır. Siz dışarıdan gazel okumayın diyor. Üçüncüsü ise kentsel yığılmalara ilişkin özgünlükler iddiasının dış görünüşlerdeki farklılıklara göre değil, orada yaşayanlarca ona yüklenen anlamların içinde bulundurulduğu varsayımı. Şimdi bakın, bizde şöyle bir istek var. Diyoruz ki her yer kimlikli olsun. Peki sonra ne diyoruz? Şunu diyoruz. Kardeşim, burada her yer kimlikli değil. Mardin demedi. Mesela Urfa'ya git, yeni apartman mahallesine, İzmir'e git, yeni bir apartman mahallesine, buraya gel, yeni bir apartman. Hepsi aynıdır. Bunlar kimliksizdir. Bu nasıl bir yargı? Dış görünüşe bağlı olarak kimlik yargısının oluşacağı. Halbuki o üç tane aldığınız yerdeki adamlardan birini alıp ötekine koysan hayatları kararır. Çünkü onlar o özellikleri orada üretmişlerdir. O binanın şeklinden falan gelen bir şey değil. Şimdi bakın, bunlar hep bu yeni tanımladığımız bütünlüğün üstünde konuşabilmemiz için bu bütünlüğe yüklediğimiz bir delikler. Siz bana diyebilirsiniz ki, ya birincisi farz edelim, bu tanrılaşmış bir plancı için ne gerekir? Bütün toprak benim elimde olsa, kaynaklar da benim elimde olsa yapabilir miyim? Yaparım. Abi bugün ne oluyor? Bütün kent olmuyor ama bir developer kendi kontrol ettiği toprak üstünde kendi mimarıyla biraz da piyasa değerlerine göre olduğu gibi, istediği gibi şekillendiriyor. İnsanların katkılarıyla şekillendiriyor. Şimdi burada şunu söylemek için yapıyorum. Benim bu ontolojik varsayımları size söylemem bir gerçeğe tekabül etmiyor. Bunların gerçeğe tekabül etmesi, her üçünün de gerçeğe tekabül etmesi, aslında o toplumda var olan kurumsal yapının niteliğine bağlıdır. Ben diyelim ki bir sosyalist toplumda olsaydım ve bütün toprak elimde olsaydı, bilmem ne olsaydı, belki birinci varsayımı yapabilirdim. Demek ki eğer siz kentin biçimlendirilmesine ilişkin bir temennide bulunuyorsanız, bir şeyde bulunuyorsanız, o temennilerinizi mevcut olan kurumsal yapıyla tutarlı olmaz. Şimdi bu sürem çok oldu. Şimdi toparlıyorum. Dinleyicileri iyice boğmamak için bir noktaya gelip bitireceğim. Bu yaptığımız egzersiz bize neyi gösteriyor? Biz yeni bir olgu karşısındayız. Yeni bir olgu üstünde konuşup onun nasıl planlanacağı vesaire üstünde bir düşünce geliştirmemiz için kurumsal yapılarla bir tutarlılık arayışı içinde olmamız gerekiyor. Bizim kurumsal yapı bakımından Türkiye'nin geldiği noktada biz demokrasi içinde yaşamak istiyoruz ve bir demokrasinin kurumları içinde biz bu olgu üstünde, olgunun nitelikleri üstünde konuşma yöntemlerimizi, usullerimizi değerlendirmesimizi geliştirip konuşabilme yolunu
bulmamız gerekiyor. Bugün bizim bütün imar alanlarımız gizli kapılar altında, arkasında gerçekleşiyor. Ve bir rant güdüleriyle gerçekleşiyor. Ve bizim karşı karşıya kaldığımız sorun bir acaba bir kent plancılığı sorunu mudur? Yoksa bir demokrasi krizi midir? Aslında bizim demokrasimiz, biz aslında şunu gayet iyi iddia edebilirim ki biz kentin üstünde onu demokratik bir toplumun taleplerine uygun olarak şekillendirecek bir konuşma biçiminin kültürüne sahip değiliz. Bizim bu konudaki konuşmalarımızın çoğu boşuna gidiyor. Ve sorunumuz bir kent plancılığı sorunundan çok bir demokrasi sorunu. Ben burada bitireyim şimdi.